Adana merkezli 7 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 39'a yükseldi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana merkezli İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Siirt, Zonguldak ve Kayseri'de gerçekleştirilen ve 35 kişinin yakalandığı operasyon kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki örgütün milli eğitim yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 3 kadın öğretmen, 4 avukat, 1 erkek öğretmen ve 1 esnaf Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen 3 kadın öğretmen ve 1 avukat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise tutuklandı. Daha önce meslekten ihraç edilen şüpheli ÜN'nin örgütün milli eğitim yapılanması kapsamında Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep illerinden sorumlu bölge imamı, MF'nin il imamı ve FA'nın ilçe imamı olduğu ileri sürüldü. 3 kadın öğretmenin gıda, para ve giyecek yardımında bulundukları ekonomik durumu iyi olmayan kişiler adına cep telefonu hattı çıkartıp baylok yükleyip gizli görüşmelerini buradan yaptıkları iddia edildi. Zanlı Üne'nin baylok'taki yazışmalarında bizden olmayan atanmasın ve atamaları bizden başka kimse yapamaz, tamamen hakimiz ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Ayrıca Üne'nin kendisine bağlı illerdeki okullarda görev yapan öğretmenlerden ne kadarının örgüte yakın olduğu, kaçının örgüte katılabileceği konusunda fişleme yaptığı, bölgesindeki öğretmenleri atama ve örgüt içinde yükselme konularında örgüte eleman kazandırma, himmet ve kurban toplama, dergi ve gazete aboneliği yapma gibi alanlarda değerlendirmeye tabi tuttuğu iddia edildi. NÜ'nün kendi bölgesindeki okullara atanmak isteyen örgüt mensubu öğretmenlere yönelik yazılı sınav yaptığı ancak bu kişilerin soruları daha önce çalıp sınava hazırlandıkları tespit edildi. Ortaokul ve lise yıllarında örgütle tanıştıkları tespit edilen şüpheli avukatların bazılarının babası, bazılarının da akrabaları üzerine aldıkları cep telefonu hatlarını kullandıkları ve bunlara baylok yüklediği belirlendi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 10 Şubat'ta FETÖ-PDY'ye yönelik operasyon düzenlemiş, ilk etapta örgütün şifreli haberleşme programı Baylok kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 avukat 35 kişi gözaltına alınmıştı.